Burada nokta yapısını gördüğümüz molekül mentol. Eminim nane yağ gibi birçok ürünün içinde bulunan mentolü hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Bu videodaki amacımız mentolün iki sandalye konformasyonunu çizmek, daha sonra da en kararlısının hangisi olduğuna karar vermek. İlk yapmamız gereken halkanın üzerindeki süstitentlere numara vermek. Numaralandırma IUPAC adlandırmasına uymak zorunda değil. Örneğin bu karbonun numarası 1 dersek burası 2, burası 3, buradaki karbon da 4 numara olur. Bu bileşiği nasıl adlandırılacağını biliyorsanız IUPAC adlandırma sistemine uymadığının da farkında olmalısınız. Yaptığımız numaralandırma sadece sandalye konformasyonlarını çizmemize yardım edecek. O zaman ilk konformasyonla başlayalım. Bu videoya kadar birçok sandalye konformasyonunu çizmişsinizdir. İlk olarak bir çift paralel çizgiyle başlıyoruz. Tabii ikisi birbirlerinden biraz uzakta olmalı. İşte bu birinci çizgi. Bu da ikincisi. Daha sonra iki tane yatay çizgi çekiyoruz. İlki üstteki çizginin tepe noktasına değecek gibi olmalı. İşte bu şekilde. Bir diğeri de alttaki çizginin en alt noktasına değecek şekilde olmalı. Bir sonraki adımda ise üstteki noktalı çizgiden aşağı doğru bir çizgi çekmeliyiz. Sonra da bu çizgimize paralel olacak şekilde bir tane daha. İşte bu şekilde. Son olarak bir çift paralel çizgi daha kaldı. Buradan buraya ve buradan buraya. İşte karbon iskeletini elde ettik. Şimdi sırada bağları yerleştirmek var. Buradaki birinci karbon. Birinci karbonda yukarı aksiyel bağlardan başladığımızı biliyoruz. İşte böyle. İkinci karbonda ise aşağı aksiyel olmalı. Bir yukarı bir aşağı şekilde tekrarlıyoruz. Üçüncü karbon için yukarı doğru aksiyel, dördüncü içinse aşağı doğru. Beşinci karbon için yukarı aksiyel, altıncı ve son karbon içinse aşağı aksiyel. Artık ekvatoryal bağları da gösterebiliriz. Birinci karbonda aşağı doğru ekvatoryal olmalı. İkinci karbonda yukarı, üçüncü de aşağı. Dördüncü de yukarı, beşinci de aşağı. Ve son olarak altıncı da yukarı doğru. Halkanın çevresindeki gruplara da bir göz atalım. Birinci karbonda bir metil grubu var. Kama simgesiyle gösterildiğine göre yukarı doğru konumlanmış olmalı. Demek ki metil grubunu halkanın düzlemine göre yukarı doğru yerleştirmeliyiz. Bu da metil grubunun aksiyel konumda olduğunu gösterir. Ne de olsa birinci karbonda bu konumdaki bağ sadece aksiyel konumda. Şimdi hidroksil grubuna bakalım. Yani o aşağı. Üçüncü karbonda yukarı doğru görünüyor. Tabii önce kendi çizmemizde de karbonları numaralandırmamız gerekiyor. Buradaki birinci karbon, buradaki ikinci, burası da üçüncü. O OH grubunu üçüncü karbona yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın tek yolu yine aksiyel konumu kullanmak. Demek ki o OH grubunu üçüncü karbona bu şekilde yerleştiriyoruz. Düzlemde yukarıya doğru olacak şekilde. Son olarak elimizde bir izopropil grubu var. O da dördüncü karbona bağlı ve kesikli çizgilerle gösterilmiş. Demek ki boşlukta bizden uzaklaşıyor olmalı. Bir başka deyişle halkanın düzlemine göre aşağıda da diyebiliriz. Öncelikle dördüncü karbonu numaralandıralım. Evet iki seçeneğimiz var. Hangisine izopil grubunu yerleştirmemiz gerekiyor? Halkanın düzlemine göre aşağı doğru olduğuna göre yine aksiyel olmalı. Sonuç olarak aşağı doğru olan yalnızca aksiyel konum. O zaman izopropili de dördüncü karbona yerleştirelim. İşte mentolün sandalye konformasyonlarından birini elde ettik. Bu konformasyonun diğer sandalye konformasyonuyla dengede olduğunu biliyoruz. Artık onu da çizme vakti geldi. Öncelikle birbirine biraz uzak iki tane paralel çizgi çekiyoruz. Bu şekilde. Sonra da noktalı çizgileri çizelim. Böylece sandalye konformasyonunu çizerken işimiz de kolaylaşsın. Sonra buradan aşağıdaki çizgiye doğru, sonra da aşağıdan bu şekilde yukarı doğru çizgi çekiyoruz. Konformasyonu tamamlamak için bir de noktaları birleştirmemiz gerekiyor. Bu karbonun bir numaralı karbonu olduğunu biliyoruz. Aşağı aksiyel bağla başlıyoruz. Diğer sandalye konformasyonunun tam tersi. İkinci karbon da buradaki. Orada da yukarı doğru aksiyel konumda bir bağ olmalı. Üçüncü karbonda aşağı doğru aksiyel. Dördüncü de yukarı aksiyel. Beşinci de aşağı. Son olarak altıncıda da yukarı doğru aksiyel olmalı. Bir de ekvatoryal bağlara bakalım. Birinci de yukarı doğru. İkinci de ise aşağı doğru. Bir aşağı bir yukarı olacak şekilde yine tekrar ediyoruz. Üçüncü karbonda yukarı doğru, dördüncü de aşağı, beşinci de yukarı, son olarak altıncı da aşağı. Bunu tekrar yapalım. Pek düzgün olmadı. Halka çevirmesinden sonra birinci karbonun buraya geldiğini görmüştük. Biraz sonra daha net bir şekilde size bunu tekrar göstereceğim. Buradaki birinci karbon, buradaki ise ikinci karbon. Bu gördüğünüz üçüncü, buradaki ise dördüncü karbon. Gruplarımızı yerleştirme vakti geldi. Birinci karbona bağlı bir metil grubu olduğunu biliyoruz. Halkanın düzemine göre yukarıda olan bir metil grubu. Halka çevirmesine uğradıktan sonra da bu grubun düzlemin yukarısında kalması gerekiyor. Bu durumda metil grubunun yukarı aksiyel konumdan yukarı ekvatoryal konuma geçmesi gerekiyor. Şimdi de o OH'a bir bakalım. OH da metil grubu gibi halkanın düzlemine göre yukarı konumda. Demek ki 3. karbonda da halkanın düzlemine göre yukarı doğru olmalı. Soldaki konformasyonda yukarı aksiyel konumdaydı. Ama buradakinde yukarı ekvatoryal konumda olacak. Son olarak dördüncü karbona bakalım. Halkanın düzlemine göre aşağı doğru olan bir izopropil grubu var. Yine aşağı doğru kalacak ama aksiyel değil de ekvatoryal konumda olacak. İzopropil grubu işte burada. Zaman zaman ekvatoryal bağların yukarı ya da aşağı doğru olduğunu anlamak biraz zor olabiliyor. Bu durumda yapabileceğimiz şey aksiyel olanlara bakmak. Dördüncü karbondaki aksiyel bağın yukarı doğru olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu durumda ekvatoryal olanın da aşağı doğru olması gerekiyor. Bu basit yöntemle bağların kafanızı karıştırdığı noktada işleri kolaylaştırabilirsiniz. Artık hidrojenleri de yerleştirelim. Her bağ çizdiğimize göre hidrojenleri de yerleştirebilirim. İzopropil grubunun üzerindeki hidrojenleri bir kenara bırakıp buradakileri yerleştirelim. Sandalye konformasyonlarını çizerken bütün bu hidrojenleri de yerleştirmek zorunda değilsiniz. Hatta çizmeseniz bazı şeyleri görmek çok daha kolay bile olabilir. Ama konformasyonu çizerken size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız onları da çiziminize ekleyin. Evet, iki konformasyon da önümüzde. İkisini artık kararlılık yönünden karşılaştırabiliriz. Ama önce videoya bir göz atarak konformasyonların doğru olduğundan emin olalım. Burada gördüğünüz mentolün sandalye konformasyonlarından bir tanesi. Birinci karbona yukarı doğru aksiyel konumda bağlı olan bir metil grubu görüyorsunuz. Buradaki birinci karbonsa buradaki de ikinci karbon olmalı. Üçüncü karbonsa yukarı doğru aksiyel konumda bağlı bir OH grubu olmalı. Dördüncü karbona bağlı da bir izopropil grubu vardı. Aşağı doğru aksiyel. Halka çevirmesini düşünelim. Bu karbonu birazcık yukarı doğru çevirdiğimizi varsayalım. Buradakini de birazcık aşağı doğru. Birazcık da bu tarafa doğru döndürürsek yeni konformasyonu daha rahat görebiliriz. Gördüğünüz gibi biraz önce aksiyel olarak bahsettiğimiz bütün gruplar ekvatoryal konuma geçti. Bu da aslında buradaki büyük substituentler için en kararlı konum denebilir. Şimdi videoda izlediklerimizi burada çiziklerimizle karşılaştıralım. Videodaki birinci karbon buradaki. Gördüğünüz gibi metil grubu da yukarı aksiyel bir konumda ona bağlı. Burada da zaten öyle. Burada ikinci, buradaki de üçüncü karbon. O OH grubu da yukarı aksiyel bağla bağlı. Evet burada da yukarı ve aksiyel. Dördüncü karbonda ise aşağı doğru uzanan bir izopropil grubu olmalı. İşte dördüncü karbon. Bağ tam olarak görünmesi de izopropil grubunun aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu konformasyon halka çevirmesine uğradığı zaman bütün bu aksiyel bağlar ekvatoryal oluyor. Sağ taraftaki çizimde bunu daha rahat bir şekilde görebiliriz. Buradaki birinci karbon olmalı. Metil grubunun halka düzlemine göre yukarı doğru olduğunu görebilirsiniz. Fakat şu anda ekvatoryal konumda. Burada ekvatoryal olan hidrojen ise artık aksiyel konumda. Burada olduğu gibi. Buradaki ikinci, buradaki de üçüncü karbon. Üçüncü karbonda OH grubu yukarı ekvatoryal, tıpkı burada çizdiğimiz gibi. Dördüncü karbonda ise aşağı ekvatoryal konumda bağlı bir izopropil grubu var. İşte bu şekilde aşağı doğru ve ekvatoryal. Ekvatoryal konumların büyük hacimli gruplar için daha kararlı olduklarını söylemiştik. O zaman 3 sübstituentin tamamı da bu şekilde kenarda olursa bu en kararlı konformasyon olur. En kararlı sandalye konformasyonu bulmanın en kolay yolu bu. Zaman zaman bu işler biraz zorlaşıyor. Bu nedenle de bazı kaynaklardan ilgili tablolara danışıp iki konum arasındaki enerji farklılıklarına bakmak gerekebilir.